Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gördüğünüz gibi makyajsızım ama beraber bir makyaj yapmayacağız. Sizlerle yazlık cilt bakım rutinimi paylaşacağım. Yazın nasıl bir cilt bakım rutini uyguluyorum hem onu anlatacağım. Önümde ürünlerim var, onların özelliklerinden bahsedeceğim ve uygulama görüntülerini göreceğiz. Hadi hemen başlayalım. Cilt bakım rutinimin ilk aşaması makyaj temizleme yağı. Makyaj temizleme yağı hem makyajımı cildimden arındırmak için hem de gün içerisinde uyguladığım güneş koruyucuyu cildimden arındırmak için kullanıyorum. Böylece misal sularla birlikte pamuk kullanmanız gerekiyor ya, pamuk kullanımını cildimde en aza indirerek pamuğun cildime zarar vermesini de en aza indirmiş oluyorum. Makyaj temizleme yağı olarak ben Yves Rocher markasının Papatya Özlü bu yüz yıkama yağını kullanıyorum. Bu bir kuru yağ formu. İlk cildinize uyguladığınız zaman böyle normal yağ gibi geliyor ama suyla temas ettiğinde süt formuna dönüyor ve cildinizden çok kolay bir şekilde arınıyor. Eğer makyajlıysam 1,5 pompa, eğer makyaj yapmadıysam yarım ila 1 pompa arasında alıyorum elime ve cildime uyguluyorum. Makyajı çok kolay bir şekilde arındırıyor. Waterproof maskaralarda bile herhangi bir sorun yaşamadan çıkartabiliyorum. Cildimden makyajı ve güneş koruyucusunu çıkardıktan sonra ikinci aşama olarak derinlemesine bir temizlik gerekiyor. Bunun için de yüz yıkama jeli kullanıyorum. Yaz-kış elimde bulunan Bioderma'nın bu hassas ciltler için olan yüz yıkama jeli. Ben bunu sürekli kullandığım için en büyük boyu olan 500 ml alıyorum. Yazın uyguladığım cilt bakım rutini daha böyle nem odaklı. Çok fazla tedavi edici özellikli ürünler kullanmıyorum. O yüzden de yaz-kış elimde bunu bulunduruyorum. Yazın da bunu kullandığımda hem cildimi güzel bir şekilde temizlemiş oluyorum. Geride ne bir hassasiyet bırakıyor ne de bir gerginlik hissi bırakıyor. Eğer cildimde bir hassasiyet, kızarıklık vesaire varsa ona da iyi geliyor. Buna ek olarak bazen cildimin sebum dengesi değişebildiği için bunun mavi olanını kullanabiliyorum. O sebum dengemi sağlıyor. Kış aylarında ise buna ek olarak asit içerikli yüz yıkama jelleri de ekleyebiliyorum rutinime. Yüz yıkama jelinin etkisini arttırmak için ben Foreo cihazımla birlikte uyguluyorum. Instagram'dan beni takip ediyorsanız ben uzun zamandır bir Foreo kullanıcısıyım. Eskiden başka bir modeli vardı elimde. Şu anda Luna Mini 3'ü kullanıyorum. Foreo ürünleri tamamen su geçirmez olduğu için duşta da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca Luna Mini 3 şarjlı bir ürün ve şarjı çok uzun süre gidiyor. Aylar önce kutusundan çıkardığım şarjıyla hala kullanıyorum. Cihazın verdiği titreşimlerle birlikte hem cildiniz ölü derilerden, kirden, yağdan arınıyor. Aynı zamanda da bir canlılık etkisi veriyor çünkü kan bulaşımı hızlanıyor. Bu modeli isterseniz telefonunuza bağlayarak isterseniz de manuel olarak kullanabilirsiniz. Arkasında bir tane tuşu var ve bastığınızda çalışıyor. Uzun bastığınız zaman da duruyor. Malzemesi antibakteriyel bir silikon olduğu için uzun yıllar boyunca güvenle kullanabilirsiniz. Üzerinde bakteri oluşturmaz. Yüzümü temizledikten sonra bugün pazar günü olduğu için bir maske yapacağım. Bunu da uygulamalı şimdi göstereceğim. Normalde rutine tonik ve nemlendirici olarak devam ediyoruz ama ben pazar günleri ya da ihtiyaç duyduğum zamanlarda maske kullanmayı çok seviyorum. Kışın biraz daha agresif maskeler kullanırken yazın yine nem odaklı böyle kağıt maskeler kullanmayı seviyorum. Maske yapmanın en etkili ve eğlenceli yolu olan Foreo UFO Mini'yi deneyeceğiz bugün. Bu kendine ait maskelerle çalışıyor. Elimde şöyle 3 farklı maskesi var. Bugün ben Make My Day isimli içerisinde hyaluronik asit olan maskeyi kullanacağım. Hyaluronik asit olduğu için cildime nem yüklemesi yapıyor ve o nemi de cildime kitleyerek daha canlı, sağlıklı görünmesini sağlıyor. Bu cihaz telefona bağlanarak çalışıyor. O yüzden de Foreo UFO uygulamasını açıyorum önce. UFO Mini'mi başlat diyorum ve güç düğmesine basmamı istiyor. Karşıma çıkan ekranda daha önce tanımladığım maskeler var. Buradan yapmak istediğim maskeyi tercih ediyorum ve başlat diyorum. Hemen ardından da kameramla barkodu tarıyorum. Maskemi üzerine yerleştiriyorum. Halkasını takarak maskemi sabitliyorum. Maskemi yerleştirdikten sonra başlat diyerek 90 saniyelik spa keyfini başlatıyorum. Zihninizin ve bedeninizin yavaşça uyanmasına şahit olacaksınız. Bu şekilde rahatlatıcı bir fonu var. Şimdi bunu biraz kısayım. Yavaş yavaş cihazım ısınmaya başladı. Termoterapi ile cildimi ısıtarak daha canlı bir görünüm sağlıyor. Şimdi T-Sonic titreşimlerle maske bileşenlerinin cildime daha iyi emilmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi kırmızı led ışık yanıyor. Bu kolajen üretimini tetikliyor.
Ve rengimiz yeşile döndü. Bu da cilt tonunun eşitlenmesini sağlıyor. Ve 90 saniyelik spa keyfimiz bitti. Telefondan tıklayarak terapiyi tekrarlayabiliyorsunuz. Ben genellikle 2 kere yapmayı tercih ediyorum. Şimdi normal rutinle devam edelim. Tonik aşamasında kış aylarında daha set içeriklileri tercih ederken yaz aylarında nem odaklı tercihlerde bulunuyorum. Bir süredir de Yves Rocher'in bu Hydra Vegetal serisindeki nemlendirme etkili toniğini kullanıyorum. Ve gerçekten cildimde iritasyon yaratmadan nemli bir cilt sağlayan güzel bir tonik. Tonik aşamasını önemsiyorum. Bu aşamayı bence siz de atlamayın. İki tane daha öneride bulunmak istiyorum. Sephora'larda bulabileceğiniz bu Maya Beresku'nun içerisinde aloe vera ve gül suyu bulunan spreyi de gerçekten tonik aşamasında güzel oluyor. Şöyle hatta sıkayım hemen. Üçüncü olarak da termal su tercih edebilirsiniz. Ben kış aylarında gündüz rutinimde de tonik yerine bunu kullanıyorum. Şu an elimde La Roche-Posay'inki var ama Avène markasını da tercih edebilirsiniz. Aynı özellikle. Hele Avène markasının küçük boyu var. Tam çantaya atmalı. Yaz aylarında çok pratik oluyor. Bunu makyaj altında tonik adımında kullanırsanız nemlendirme etkisi var. Makyajınızın üzerine sıktığınız zaman gün içerisinde hem ferahlatıyor hem makyajınızı daha canlı, sağlıklı bir hale getiriyor. Göz altlarımın ise kışa oranla nem ihtiyacı daha az olduğu için hem içerik açısından hem de kıvam olarak hafif ürünler tercih ediyorum. Bu yüzden de Mishan'ın bu Aquamarine isimli Mineral Ice Tea çok başarılı. Böyle stick formda olmasına rağmen yapısı çok ince. Göz altlarınıza sürdüğünüz anda böyle losyonumsu gibi hemen eriyen bir yapısı var. Asla kalın değil, balsam gibi bir ürün asla değil. Sanki böyle okyanus suyunu dondurmuşlar gibi. Yapı olarak hafif olmasının yanı sıra stick olması da benim için çok pratik. Göz çevremden 2-3 kere geçtikten sonra direkt bırakabiliyorum. Bazen de parmaklarım yardımıyla ya da birazdan göstereceğim yeşim taşımla masaj yaparak yedirebiliyorum. Nemlendirmesi orta halli. Göz altlarınız çok kuruysa sizin işinize yaramayacaktır. Ama benim gibi hafif nemlendirsin diyorsanız hem makyaj altına hem makyajsız rahat bir şekilde kullanırsınız. Yaz aylarında elimden düşürmediğim nemlendiricim ise Jumiso markasının Have a Good Cream'i. Losyon gibi incecik bir yapısı var. Buna rağmen çok az bir miktar çok iyi nemlendiriyor. Bu hem nemlendirici hem onarıcı bir krem olarak geçiyor. İçerisinde salyangoz sıvısı olduğu için kolajen üretimini tetikliyor. Yaraların kolay iyileşmesini sağlıyor. Aynı zamanda cilt elastikiyetini arttırıyor. Böyle tahriş olmuş, sivilceli, akneye meyilli bir cildiniz varsa buna rağmen hala nem problemi de yaşıyorsanız tavsiye ederim. Cildime uyguladığım ürünlerin daha kolay emilmesini sağlamak için de ben bu yeşim taşı masaj aletini kullanıyorum. Bendeki Geometra konsepte ait. Markası önemli değil. Önemli olan gerçek taş olması. Bunun farklı farklı taşları da var. Ben yeşim taşı tercih etmiştim. Beni bu çekmişti. Yine onu da farklı farklı özelliklere sahip olduğu için araştırarak bakabilirsiniz. İki taraflı bir ürün. Küçük tarafını göz altlarınıza, alın ortanıza ve şu dudak kenarlarınıza kullanabilirsiniz. Büyük kısmını ise yüzünüze ve boynunuza uygulama yapmak için kullanabilirsiniz. Bu gerçek bir taş olduğu için soğuk. Bu sayede hem göz altınızdaki morlukları, şişlikleri geçiriyor. Hem de gözeneklerinizin sıkılaşmasını sağlıyor. Özellikle de yer çekiminin aksi yönde yüzünüze masaj yaptığınız için cildinizin sarkmasını engelliyor ve aynı zamanda da yüzünüze uyguladığınız serumların, kremlerin cildinize daha iyi emilmesini sağlıyor. Yazın gündüz cilt bakım rutininin olmazsa olmazı güneş koruyucudur. Elimde 3 farklı güneş koruyucu olmasına rağmen en pratik bulduğumu paylaşacağım. La Roche-Posay'in bu sprey formda olan 50 faktörlük güneş koruyucusu. UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyan bir ürün. 75 ml'lik sprey formda olan bu ürünü çantanıza da çok rahat atabileceğiniz bir boyda. Çalkalayarak uyguluyorsunuz ve yüzünüze sıktığınız zaman herhangi bir beyaz kalıntı bırakmıyor. Çok kolay bir şekilde emiliyor. Hem makyaj altına kullanabilirsiniz. Hem de makyaj üstüne kullanabilirsiniz. Gün içerisinde çantanızda taşıyarak makyajınızın üzerinden tazelediğiniz zaman makyajınızı bozmadan, beyaz bir kalıntı bırakmadan güneş koruyucunuzu tazelemiş olursunuz. Sanırım videolarda dudak koruyucu kullanmayı unutmuşum ama bu adımı da ben hiçbir zaman es geçmiyorum.
Şu an elimde bulunan Neutrogena markasının Norwich Birdland'ı besleyici dudak nemlendiricisi kuru dudaklar için. Bunun kokusuna bayılıyorum ve hem normal rutinimde hem de makyaj altında kullanmayı seviyorum. Yapısı çok ağır değil ama güzel nemlendiriyor. Aynı zamanda mis gibi kokuyor. Ve benim yazın cilt bakım rutinim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız varsa, yorumlarınız varsa benimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.